Bizden y eşittir 1 bölü 2 çarpı x eksi 6 çarpı x artı 2'nin grafiğini çizmemiz istenmiş. Her zaman olduğu gibi şimdi videoyu durdurun ve bir kağıt parçası alıp bu denklemin grafiğini çizmeyi bir deneyin. Tamam, şimdi gelin birlikte bakalım. Grafiği çizmek için deneyebileceğiniz birçok farklı yol var. En basitinden birkaç tane x değerini ve bunlara karşılık gelen y değerlerini ele alarak tüm bu noktaları bağlayan eğriyi ortaya çıkarmayı deneyebilirsiniz ama hadi gelin bu kadar uğraşmadan bu grafiğin özünü anlamaya çalışalım. Burada matematiksel hesaplamalara bile geçmeden önce fark etmemiz gereken şey, x eksi 6 ile x artı 2'yi çarptığımızda ikinci dereceden bir ifade elde edeceğimiz, x kare artı bir şey artı bir şey gibi bir ifade elde edeceğiz. Dolayısıyla bu bir parabol olacak, öyle değil mi? Çünkü ikinci dereceden bir fonksiyonun grafiğini çiziyoruz. Şimdi hatırlayabileceğiniz üzere bir parabol x eksenini birden çok kez kesebilir. Öyleyse bakalım, bunun x eksenini kestiği yerleri bulabilecek miyiz? Bu arada ifade zaten çarpanlarına ayrılmış formda olduğundan y'nin ne zaman sıfıra eşit olacağını anlamamız da kolaylaşıyor ki bu da zaten x eksenini kesen noktalara denk gelecek değil mi? Sonrasında buna göre tepe noktasının koordinatlarını da bulabileceğiz ve parabol olan bu eğrinin genel şeklini ortaya çıkarabileceğiz. Öyleyse hadi bir düşünelim y ne zaman sıfıra eşit olur? Y'nin ne zaman sıfır eşit olduğunu bulmak istiyorsak, bu ifadenin ne zaman sıfıra eşit olduğunu bulmalıyız değil mi? O halde gelin denklemi çözelim. 1 bölü 2 çarpı x eksi 6 çarpı x artı 2 eşittir 0. Önceki videolarda bu konudan bahsetmiştik. Birden fazla şeyin çarpımını alıyorsak ve sonucun sıfıra eşit olması gerekiyorsa, bunu mümkün kılan tek yol bunlardan bir veya daha fazlasının sıfıra eşit olması idi. 1 bölü 2 zaten 0'a eşit değil fakat x eksi 6 0'a eşit olabilir. x eksi 6'nın 0'a eşit olması evet bu denklemi doğru kılar veya x artı 2'nin 0'a eşit olması da bu denklemi doğru kılacaktır. Yani bunların ikisini karşılayan x değerleri y'yi 0 yapar ve eğrimizin x ekseniyle kesiştiği yerlerde bunlar olur. Peki hangi x değeri x eksi 6'nın 0'a eşit olmasını sağlar? Her iki tarafa da 6 ekleyebiliriz değil mi? Muhtemelen bunu kafadan da yapabilirsiniz ama neyse x eşittir 6 olduğunu bulduk veya burada iki taraftan da 2 çıkarırız ve bunlar birbirini götürünce x eşittir eksi 2 olduğunu da buluruz. Bunlar y'nin 0'a eşit olacağı 2x değeridir. İsterseniz bunları baştaki denklemimize koyarak deneyebilirsiniz. Eğer x 6'ya eşitse buradaki bu ifade 0'a eşit olur ve haliyle y de 0'a eşit olur. Eğer x eksi 2'ye eşitse buradaki bu ifade yine 0'a eşit olur ve y de 0'a eşit olur. Dolayısıyla parabolümüzün x eşittir eksi 2 noktasında ve x eşittir 6 noktasında x eksenini keseceğini artık biliyoruz. Bunlar parabolün x ekseni ile kesişim noktalarıdır. Peki, buna bakarak tepe noktasını nasıl bulacağız? Buradaki kilit nokta, parabolün simetri ekseninin x kesişim noktalarının tam ortasına denk geldiğini bilmektir. Peki, aradaki orta nokta nedir? Ya da başka bir deyişle 6 ile eksi 2'nin ortalaması nedir? Bunu zihinden de yapabiliriz. 6 artı eksi 2 4'tür ve 4 bölü 2 de 2 eder. Şuraya farklı bir renkle yazayım eksi 2'ye 0 ile 6'ya 0 noktaları arasındaki orta noktayı bulmaya çalışıyoruz. Orta nokta koordinatların ortalaması demek. 0 sıfır ile 0'ın ortalaması yine 0 olacak. Yani orta nokta da x ekseni üzerinde. Ama eksi 2 ile 6 arasındaki orta noktayı yani bunların ortalamasını eksi 2 artı 6 bölü 2 diye hesaplayacağız. Bir bakalım, burası 4 bölü 2'den 2 eder. Yani aradığımız nokta 2'ye 0 noktasıdır. Evet, işte şurada görüyorsunuz. Bunu tüm bu işlemleri yapmadan da bulabilirdik. Grafiğe bakıp iki noktanın ortasını bulmak için her ikisinden de 4 Adım uzaklıkta olmamız gerektiğini anlayabilirdik. Neyse artık parabolümüzün simetri eksenini evet çizebiliriz. Tepe noktası simetri ekseninin üzerinde yer alacak. Peki y değerinin ne olduğunu nasıl bulacağız? Bunun için orijinal denklemimize geri dönebilir ve x 2'ye eşit olduğunda y'nin neye eşit olacağını hesaplayabiliriz. Çünkü sonuçta tepe noktasının koordinatlarından birinin x eşittir 2 noktası olduğunu biliyoruz. Yani 2'ye bir şey noktası noktası olacak öyle değil mi? O halde orijinal ifadeye geri dönelim ve y'nin neye eşit olduğunu bulalım. x eşittir 2 noktasına baktığımıza göre x'in yerine 2 yazacağız. Yani y 1 bölü 2 çarpı 2 eksi 6 çarpı 2 iki artı 2'ye eşit olacak. Bir bakalım burası eksi 4 ve burası da artı 4. Eksi 4 çarpı artı 4 eksi 16 eder. Yani y 1 bölü 2 çarpı eksi 16'dan eksi 8'e eşit. Haliyle tepe noktamızın koordinatları x eşittir 2'ye y eşittir eksi 8 noktaları oldu. Grafikte bakarsak tepe noktamız işte tam burada 2'ye eksi 8 noktasında olacak ve artık parabolün genel şeklini çizmeye hazırız. Evet. Buraya elle çizdiğim için olması gerekenden birazcık farklı olabilir ama grafik işte aşağı yukarı böyle bir şeye benzeyecek. Simetri eksenimiz etrafında simetrik olacak. Zaten ona bu yüzden simetri ekseni deniyor. Kullandığım çizim programında simetri aracı var ama ben elle çiziyorum. Evet. Evet işte bu kadar. Benden istenen parabol veya grafik işte böyle görünen, kolları yukarı açık olan bir parabol.